Şu anda Ramallah'ta Filistin Sağlık Bakanlığı'nın önündeyiz. Az önce Filistin Sağlık Bakanı Mayel Kayle ile röportaj yaptım. Kendisi tabii ki çok yoğun, sürekli telefon konuşmaları yapıyor. Verdiği son bilgileri sizlere aktarıyorum. Son 24 saat içinde 300 kişinin Gazze'de öldürüldüğünü söyledi. Savaşın başından bu yana 2329 kişiye çıktı ölü sayısı. 9000 de yaralı var. Ancak bu rakamların net olmadığını bildirdi. Çünkü sadece hastaneye gelenler üzerinden bu rakamların bizlerle paylaşıldığını söyledi. Hala hastaneye getirilemeyen çok sayıda kişinin cansız bedeninin şu anda yıkıntılar altında olduğu bilgisini verdi. En önemli başlık sanırım şu an şu: elektrik sağlamadığı için İsrail jeneratör ve güneş panelleriyle elektrik sağlamaya çalışıyor hastaneler orada. Ve hastanelerin yalnızca 24 ila 72 saat daha ayakta kalabileceğini söyledi. Sonrasını öngöremedikleri bilgisini verdi. Ve acil uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Ve bir koridor açılmasını söyledi. Çünkü medikal ekipman sıkıntısı var. Aynı zamanda sağlık personeli sıkıntısı var. 23 ambulansın vurulduğunu söyledi. Sağlık personellerinin özellikle hedef alındığı bilgisini paylaştı. Gazze'de 15 hastaneden ikisinin vurulduğunu ve çalışmadığı bilgisini verdi. Bunun dışında başka hastanelerin de kısmen vurulduğunu, bunlardan bir tanesinin çocuk hastanesi olduğunu söyledi. Cenevre sözleşmelerine aykırı davrandığını söyledi İsrail'in ve bir savaş suçu olduğunun altını çizdi. Öte yandan Batı Şeria'da, yine Filistin'de Batı Şeria'da savaş başladığından bu yana çıkan eylemlerde 55 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Tüm hastanelerimiz tehdit altında dedi. Ve insanların güneye göç etmesini istemesiyle ilgili İsrail'in bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Çünkü 1948 Nakba hareketindeki gibi vatanımızdan olmayı reddediyoruz ve bir göç hareketini reddediyoruz bilgisini paylaştı. Şu ana kadar 450 bin kişinin, Gazze'linin yerinden edildiği bilgisini paylaştı. Ve Birleşmiş Milletler'in yaptırdığı okullarda bu insanların hep beraber bir arada sığınmaya çalıştığını söyledi. Bunun da ciddi sağlık sorunları doğurabileceği endişesini paylaştı. Hastalık riski olduğunu söyledi. Ciddi bir gıda ve su kıtlığından bahsetti. Ve uluslararası kamuoyuna acil çağrıda bulundu. İsrail'i durdurun, insani koridor açın, içeriye refah kapısından gelen yardım malzemelerini, ekipmanlarını acilen alın dedi. Çok sıcak saatler yaşıyoruz. 24 ila 72 saat sonra hastanelerin çalışmama ihtimaliyle karşı karşıyayız.